Evet sevgili dostlar merhaba. Uzun zamandır gitar dersi videoları çekemediğim için önce özür dileyerek başlıyorum. Çok fırsat bulamıyorum gitar dersi videosu çekmek için. Bu yüzden helallik istiyorum sizden. Kendimi borçlu biliyorum. Çünkü bilgi herkesindir. Bir tek bana ait değil. Ben bildiklerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce, elim döndüğünce. Ama malum biliyorsunuz ekonomik şartlar ve pandemi bizi bayağı bir sıkıntıya soktu ülkece. Umarım düzelir diyelim. Şimdi çok uzatmayayım lafı. Gitar dersi videolarında en çok dikkatimi çeken sorular, makamları çok sormuşsunuz. Şimdi yeni başlayanlar için gitar dersi videoları, ritim dersleri atmışım. Kanalın oynatma listesinde mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Bu dersimiz biraz daha solo, makam, işte soloların makamla ilişkileri nasıl olur? Biraz onlara değineceğim. Çünkü dikkat ettim, çok solo çalmak isteyen gitar meraklısı kişiler var. Onlara belki faydamız olur. Makam dersleri ilgi görüyor. Makam derslerini anlatacağım biraz. Yani makamların akorlarla ilişkisini anlatacağım. Şimdi batı makamları yani gamlar, Türk müziği ve Arap müziği. Ben bu terimleri çok sevmiyorum. Müzik evrenseldir. Çünkü batı müziği, Arap müziği, işte Yunan müziği diye değil de işte bir gam var. Yani bir matematik gibi bir dizilim var. O dizilimleri anlatmaya çalışacağım size. Çünkü bazı arkadaşlar beni düzeltmeye çalışıyor. İşte Kürdi öyle değil böyledir. Hicaz şöyle değil böyledir. Ben 20 yıldır aşağı yukarı gitar çalıyorum ve eğitim veriyorum. Veriyordum pandemiden öncesine kadar. Benim bildiklerim beni yanıltmadı. Ha ben sürekli kendimi update ediyorum. Yani güncelliyorum. Tabii ki de sizin fikirleriniz varsa yazabilirsiniz yorumlara. Ben de faydalanmış olurum. Çok ukalalık yapmadan, bir de söyleyemiyorum bu kelimeyi, dersimize geçelim arkadaşlar. Şimdi gitarda en temel gam bana göre, yani genel olarak kullanılan Türkiye'de Kürdi makamı, bunun batıdaki karşılığı majör, bir de işte biraz doğuya gelirseniz nihavend gibi diyebiliriz. Şimdi bizim 3 temel şeyi bilmemiz gerekiyor. Ben daha önce Kürdi, Şicaz, nihavend, majör, minör dersleri atmıştım. Bu ders biraz uzun olacak belki ama hepsini kaplayacak. Yani içinde Kürdi de olacak, majör de olacak, minörü de anlatacağım. Bu yüzden natürel seslerden anlatacağım. Transpozeye kendiniz yapacaksınız. Yapamazsanız ben size transpoze videosu da çekeceğim. O şekilde size faydalı olmaya çalışacağım. Evet, şimdi başlayalım. En üst elimizin boşu mi arkadaşlar. Mi'den sonra fa geliyor. Sol, la, si, do, re, mi. Burası gitarın boş, tellerin boşuyla beraber başlayıp bittiğimiz birinci oktav. Yani mi'den mi'ye geldik mi bir oktav geliyoruz. Ama burada bitmiyor hikaye. Buradan sonra mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi tersine dönersek mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Yani ben sıfırdan başladım. 12. perdedeki mi'ye kadar geldim. Burada da gidişat biraz size bağlı. Şimdi birkaç pozisyon göstereceğim. Mi Kürdi üzerinden. Sonra do majörü göstereceğim. Sonra la minörü göstereceğim. Dediğim gibi gitara yeni başlamışsanız bu videoyu geçebilirsiniz. Çünkü çok bir işinize yaramayacak. Biraz ileri seviye öğrenciler için bu. Makam videosu yani. Makam ve pozisyon videosu. O şekilde. Şimdi birinci pozisyonumuz şu dedik. 0, 1, 3, 0, 2, 4, 0, 2. Bu birinci pozisyonumuz. İkinci pozisyonumuz 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 4 şeklinde gidiyor. Yani mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Bu aralık pratik bir aralıktır. Buradan gezebilirsiniz.
Buradan sonra serçe parmakla birinci parmak yer değiştiriyor. Burası gitarın beşinci perdesi. Mi, fa, sol, la, si, do'ya geldikten sonra iki perde kayıp re yapıyorsunuz. İki perde daha kayarsanız sizi gitarın 12. perdesine, yani mi'ye getiriyor. Bir daha gösteriyorum. Parmak isimleriyle 1, 2, 4, 1, 3, 4, 4, 4. Sizi mi'den mi'ye getiriyor. Yani bir gam getirmiş oluyor. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Bu şekilde. Notasyonu bu. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Parmakları da 1, 2, 4, 1, 3, 4, 4, 4. Şimdi 12. perdeye geldikten sonra birinci parmağınızı gitarın 12. perdesine koyuyorsunuz. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Ha, gitarın altı kesik değil diye buraya çok girmeyeceğim. Çünkü herkesin gitarında bu oyuntu yok. Yani gitarın alt kısmı kesik olmayabiliyor. O yüzden 12'den sonra bu şekilde dönemiyor. Dönemeyenler olabilir. O yüzden burayı böyle göstereceğim. Mi'den sonra tam perde geri geliyorsunuz. Re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Yani mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Gitarın altı kesik olmasa bile mi'den bir yana kaydırıyorsunuz. Fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi dediğimiz yer gitarın üçüncü perdesinin üçüncü telinin kaçıncı perdesi oluyor burası? 9. perdesi mi notası arkadaşlar. Mi ile fa'yı birinci parmakla yapıyoruz. Mi, fa. Sonra üçüncü parmakla sol yapıyoruz. Sonra bir alt tele iniyoruz. Si teline, yani ikinci tele. La burası. Sonra si, üçüncü parmak. Do. Sonra en alt tele iniyoruz. Re, mi. 12. perde. Yani şöyle göstereyim, daha net görünüyor herhalde. Mi, fa, 3. telde. Daha doğrusu mi, fa, sol, 3. telde. 1, 1, 3. parmak geliyor. Sonra alt tele iniyoruz. Yani si teline. Zaten mi, fa, sol yaptığımızda 1. parmak bu hizada alta iniyor. La, si, 3. parmak. Do, 4. parmak. Burası 2. telde. Re, en alt telde. Mi, en alt telde. Geri dönüşü bu. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. İnişi bu. Buradaki parmakları değiştirebilirsiniz. Yani böyle de gidebilirsiniz. Burası size kalmış. Önemli olan burada natürel nota basmak. Yani mi, fa diyez değil de mi, fa. Mi, fa yan yana, biliyorsunuz zaten. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Şimdi buradan başladık. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Sonra mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Yani 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 4. Sonra 1, 2, 4, 1, 3, 4, 4, 4. Sonra 3, 2, özür dilerim. 3, 1, 4, 3, 1, 3, 1, 1. Normalde nota söylediğim için kafam karışıyor parmak söyleyince. Mantık bu yani. 1, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Buraya geldikten sonra, burada mi'deyiz. Buradan geriye böyle gidiyoruz. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Bu tersi, düzünü göstereyim. 5. telin, yani la telinin 7. perdesi mi notası arkadaşlar. Buradan bağlayacağız, sonra tersini düşüneceğiz. Mi, yanı fa, sol, la, si, do, re, mi. Yani 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3 şeklinde. Biz bu 1, 3'ü 1, 1 yaparsak bizi biraz önce çalıştığımız yere bağlayacaktır. Yani pozisyonlaştırabileceğiz iki tane gamı. Ne dedik? Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Ha, yürürken nasıl yapacağız? Pratik olsun diye. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Birinci parmağı kaydırıyoruz. Mi, burada kaydırıyorduk zaten. Fa, sol, la, si, do, re, mi.
geri dönerken mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Şimdi buraya kadar geldik. Burası neresiydi? Gitarın 5. telinin 7. perdesi mi notası. Mi'den tam ses geri gidiyoruz. Re, serçe parmak, do, si, la, sol, fa, mi. Yani en üst tel boşu mi, fa, sol, la'ya kadar 1. parmakla geliyoruz. Sonra 3. parmak si, do, si ile do yan yana. Sonra 1. parmak re, sonra 1. parmak mi. Bu da bize 6. pozisyonu vermiş oldu. Burada da mantık aynı. Mi kürdi, yine kürdi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. İkinci pozisyon oldu. Mi, fa, sol, la, si, do, re. Ne yapıyorum ben? Özür dilerim. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Şöyle gösterince daha düzgün duruyor herhalde. Bir daha gösteriyorum. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Bir pozisyon. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. İkinci pozisyon. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Üçüncü pozisyon. Sonrasını da ters gidiyoruz. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Sonra serçeyi koyuyoruz. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Sonra mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Buradaki parmak hikayeleri tamamen size özgün bir şey. Böyle de çalabilirsiniz. Burayı böyle de çalabilirsiniz. Böyle de dediğim şu. 2-4 yerine 1-1 de yapabilirsiniz. Devamını yakalayabilmek için. Burayı böyle de yapabilirsiniz. Mi, fa, sol, la, si, do. 4-4 de yapabilirsiniz. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi de yapabilirsiniz. La, si, do, re, mi de yapabilirsiniz. Yani buradaki iniş tamamen sizin parmak pratiğinizle alakalı. Ben nasıl yapıyorum? Böyle kullanıyorum genelde. Mi, fa, sol, la'dan sonra birinci parmağı si'ye çekip do, re, mi serçeyi çekip serçeyle üçüncü parmağı yer değiştiriyorum. Yukarı çıkacaksam. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mantık bu. Bu neydi? Mi kürdi. Ne demek mi kürdi? Mi üzerinden natürel notalarla oluşuyor. Yani batıda majöre denk geliyor. Do majöre denk geliyor. Sadece bu mi'de bitiyor. Ama do'nun aldığı bütün natürel sesleri alıyor. Ya da la minörün aldığı bütün natürel sesleri alıyor. Şimdi en baştan alacağım temelden. 6 tane gam iniyoruz. 6 tane gam geri çıkıyoruz. Ama bunların hepsi aynı. Sadece burada pozisyon var ve natürel sesler var. Yani mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Ben böyle geldim gördüğünüz gibi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. 6 pozisyon. Şimdi tersini yaparsak 12 pozisyon olacak. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Aslında aynı ama ters gidişat. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Yani gitarın üzerindeki neredeyse bütün natürel notaları çalıyoruz. Sadece mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Burayı çok kullanmadık. Burası çünkü zaten boşta çalınan. Yani mi, fa, telin boşu sol, la, telin boşu si, do, re, telin boşu mi. Burayı çok göstermiyorum çünkü var onun videoları, atmışım. Neydi bu? Mi kürdiydi. Uzun zamandır video çekmediğim için bayağı bir zorlanıyorum şu an. O yüzden hatalarım varsa affola. Kaç dakika oldu onu da görmüyorum. Evet, 14 dakika olmuş sanki. Şimdi devam edelim. Bu video uzun olacak biraz. Çok da uzatmayalım. Hemen majörünü göstereyim bunun. Yani majörle ilgilisini. Do majör. İkinci parmakla başlıyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunda 12 tane göstermeye gerek yok.
Çünkü mantığını anladınız, kendiniz kurarsınız. Bundan da 3 tane falan göstereceğim ya da 4 tane. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Natürel notalar do'dan başlıyor. Do nerede? Üçüncü telin ikinci perdesi. Hızlı hızlı konuşuyorum ki video çok uzamasın. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Serçe parmağımızın kaldığı yere biri koyuyoruz. Beşinci perde burası, üçüncü telin. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Burada mi kürdü ile birleşti. Mi, fa, sol, la, si, do kısmıyla. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sonra bu do'da kaldığımız yere ikinci parmağımızı koyuyoruz. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Böyle göstereyim daha mantıklı oluyor. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Serçede kaldık. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dört tane do majör gösterdim. Bunlar ne işe yarayacak? Şarkıların içindeyken, bir solo çalarken, melodi çalarken şarkı bazen dönüşünü do'dan alır yani. Böyle mesela. Do'ya dönüyor, do'dan alıyor. Şimdi bir de la minörümüz var, onu da hızlıca anlatayım. La minör de la'dan başlayıp la'da bitiyor. Mi kürdü neydi? Mi'de başlayıp mi'de natürel bitiyordu. Do majör neydi? Do'da başlayıp do'da natürel bitiyordu. La minör de la'da başlayıp la'da natürel bitecek. Kısaca şöyle anlatayım. Serçe parmağınızla başlayalım. Çok pratik bir yol olsun. La 5. perdede, si 2. perdede, do yanı, re, mi, fa. Zaten burada mi kürdü ile birleşiyor. Burada da do ile birleşiyor. Fa, sol, la. Yani oktavı bu. La, la. Bu 5. perdede serçe parmağımız. Burası da 2. perdede 3. telde. Mantık bu. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Bunun telin boşunda da alabilirsiniz. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Dolu çalarsanız serçe parmak burada. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. 1. parmağa geldik. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Burada çok önemli bir şey var. La, si, do dedikten sonra 1. parmağımız alt tele inerken bir perde kayıyor. Çünkü burası do diyez, burası do. Özür dilerim. Burası do diyez, burası re. Yani bize natürel bir ses lazım. Re, mi, fa, sol, le geldikten sonra la'ya geliyoruz. Bir daha göstereceğim burayı. La, 3. perde, 3. telde, 2. perdede. La, si, do yaptıktan sonra yani 1, 3, 4. Sonra 1. parmağınızı bir yana kaydırıyorsunuz. Tekrar 1, 3, 4. Yani re, mi, fa yapıyorsunuz. Sonra 1. parmak sol, sonra la. Buraya geldikten sonra bunu tersten göstereyim önce. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Şimdi düzünü göstereyim. Aşağı inerken 1. parmak la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Bu minör arkadaşlar, la minör. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Sonra la'dan sonra si'yi bir parmak geriden alıyoruz. Yani 4. perde. 3. tel 4. perde si. Sonra bir yana kaydırıyoruz do. Burada do majörle birleşiyor zaten. Do, re, mi, fa, sol, la. Da bitiyor. Si do'ya gitmiyor. La'dan sonra geri gidiyoruz. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Burada dönerken de la, sol, 1. parmakla geri döndüm. Fa, mi, re, fa, mi, re. Yani 4, 3, 1 yaptım. Sonra burada şöyle bir şey yapıyorum. Yani inerken böyle kullanmadım. İnerken böyle kullandım. Çıkarken bu daha pratik geldiği için böyle kullanıyorum. Burası da tamamen sizin parmak yapınızla ve pratiğinizle ilgili. Ben inerken böyle iniyorum. Yani 1,
2, 4 iniyorum. Çıkarken de 4'ü kullanmadan 3, 2, 1 yapıyorum. Tekrar işte do, si, la ya geldikten sonra la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Şimdi birleştirelim. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Burada da 4 tane gösterdim. Şimdi devamını soracaksınız. Devamını da şöyle anlatayım. Kafanız karışmasın diye anlatmıyorum. Böyle bulunuyor. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Yani gitarın sonuna kadar gelebilirsiniz. Ama hepsini ders olarak anlatırsam siz çalışmayacaksınız ve gelişmeyeceksiniz. O yüzden buradaki mantığı pratikle ilerletmeniz lazım. Tabii ki de dediğim gibi bunların transpozesini de anlatacağım. Zaman bulursam inşallah. Dediğim gibi pandemi sebebiyle gitar kursumuz kapalı. Üretim yapıyorum ben pandemiden dolayı yaşayabilmek için. O yüzden ders videosu çekmeye zaman kalmıyor. Burada size bir saat şey yapmak istemiyorum yani. Zamanınızı çalmak istemiyorum. Çünkü zamanınız değerli. Ne dedik şimdi? Önce kürdiyi anlattık. Mi kürdiyi. Neden mi kürdi diyoruz? Çünkü natürel ses. Sonra do majör. Natürel ses. Do'dan başlayıp do'da bitiyor. Sonra la minör. Natürel. La'da başlayıp la'da bitiyor. Bu arada 21 dakika olmuş. Bunları birleştirip dersi bitireceğiz. Sonra devam edeceğim tabii ki de. Çünkü size borcum çok. Çok fazla beklettim sizi. O yüzden bağışlayın beni. Şimdi mi'den başlıyorum. Doğaçlama çalacağım. Yani biraz mi, biraz la, biraz do. Solo çalarken böyle kullanıyor çünkü. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Re, do, si, la. La minör çaldık. Şimdi do'dan başlayacağız. Böyle bir şarkı var, tükeneceğiz. Do majörmüş gibi ama mi kürdi. Ama la minörü de kullanıyor. Şöyle de bir hilesi var şarkının. Hile demeyelim de ayıp olur. Şöyle de bir açığı var. Şarkının bir yerinde fa diye zalıyor. Ama sonra hemen fa'ya geri dönüyor. Bu demek değil ki ya işte bu mi kürdü değil. Kafanızı karıştırmayın. Yani genel ağırlığı kürdü. Arada bir arıza yapar. Hepimiz gibi. İnsanız ya. Biz de arada arıza yapıyoruz. Ama bu bizim biz olduğumuzu değiştirmiyor. Müzik de öyle. Çok saçma bir örnek oldu ama. Yani siz şeye bağlı kalacaksınız, natürel seslere. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Arada bir do diyez alan şarkılar olabilir, fa diyez alan şarkılar olabilir. Hep almıyorsa sorun yok. Hep alıyorsa zaten kürdili nihavet oluyor ya da kürdili hicaz oluyor falan filan. Değişiyor. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi burada do majörle tamamladık mesela. Do'dayız. Mi'ye geldik. Ya mi re do si la sol fa mi. La si do re mi. Mi re do si la sol fa mi. Fa mi re do si la sol fa mi. La'ya geldik. Üstten pes gitmek istersek birleri, boşları kullanıyoruz. Biraz önce gösterdiğim pozisyonlar. Mesela böyle bir şarkı var.
Mesela mi'den alıyoruz işte, duy sesimi her yerden duy, gör yüzümü her yerden gör. Dön dediğinde mi'nin yarım ses daha yanına geliyor. Yani fa'yı alıyor. Bir ses daha ilerisine gidebiliyor. Bu da bozmaz. Bu şarkı o yüzden aklıma geldi. Yani natürel bastıktan sonra makamı bozmazsınız. Mantığı bu. Evet, 25 dakika olmuş. Bu dersi bitirelim. Umarım faydalı olmuştur bu ders. Yeni ders videoları çekeceğim. İşi gücü bıraktım. Çünkü beni çok fazla rahatsız etti ders çekememek. Ders videosu çekememek. O yüzden bugün pazar. Pazar gününü bugün size ayıracağım biraz. Ne kadar video çekebilirsem o kadar benim için iyi olacak. Tekrardan diyorum. Tekrardan söylüyorum. Bağışlayın. Fırsat buldukça yeni videolar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Müzikle kalın. Kendi single'ımı da kendim yapıyorum.